Efendim şimdi öğretmenlerimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez öğretmenlerin maddi ve manevi durumlarıyla dünya ülkelerini kıyasladı. Bir takım bilgiler verdi. Fakat Eğitim İş Sendikası'nın araştırması başka şeyler söylüyor. Öğretmenlere göre de öyle değil. Türkiye Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. Biz boşuna kendisine çakma ekonomist demiyoruz. Türkiye öğretmen maaşlarının en düşük olduğu 6. ülkedir. Atanamayan yüz binlerce öğretmenimiz var. Gerçekten öğretmenlerimiz geçinemiyoruz. Artık yeter noktasına gelmiş durumda. %84.3'ü bakın ek iş aramak durumunda kaldığını ifade etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez öğretmenlerin özlük haklarını Avrupa ve OECD ülkeleriyle kıyasladı. Öğretmen maaşını en çok Türkiye iyileştirdi. En az stresli öğretmen de bizde dedi. Eğitimsen ve eğitim iş sendikalarına ve muhalefete göre tablo tam tersi. OECD'nin verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de herhalde aynı düşünüyoruzdur. Bizim öğretmenlerimizdir. Yalan bu. OECD ülkeler arasında 33 ülke arasında 27. sırada maaş bakımından Türkiye. Yani öğretmenler ilk işe başladığında aldığı ücret İsviçre'de aylık yine 4.635 dolara geliyor. İspanya'da aylık 3.594. Yunanistan 1.720 dolarda aylık alıyor. Türkiye'ye geldiğimizde aylık 476 dolar alıyor öğretmenlerimiz. Euro hesabıyla da Fransa'da öğretmen maaşı 2.442 euro, yani bugünkü kurla 39 bin lira. Hollanda'da 3.493 euro, yine bugünkü kurla 55.890 lira. Türkiye'de ise 6.630 lira. Öğretmenlerimizin %77.7'sinin ailesinin sağlık harcamalarını de karşılamakta zorlandığını, %90'ının kredi kartı borcunu ödemekte zorlandığını, %65'inin geçinmekte zorlandığını, ailesinden veya bir yakınından ekonomik anlamda destek almak zorunda olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Eğitim İş Sendikası'nın son araştırmasından rakamlar, öğretmenlerin %72'si maaşım yaşam standartlarımı karşılamıyor derken %64'ü de maaşının düşük olmasının öğretmenlik mesleğine saygıyı azalttığını düşünüyor. Ücretli öğretmenler en zor durumda olan öğretmenler. Asgari ücretin bile altında maaş alan, iş garantisi olmayan ücretli öğretmenlerse aslında Türkiye'nin öğretmen ihtiyacının da bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise böyle bir sorun da yok. 729 bin yeni öğretmen atayarak öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik. İl gezilerinden birinde bir ilkokul öğretmeninin birinci sınıfına gittim. Sınıfta 48 öğrenci var dedi. Yorgun ve bitkin bir öğretmenle karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı kendisini yalanlayamayacak ya da kendisine ses çıkaramayacak bir kitleyle beraber olmanın rahatlığıyla gerçeklerin tam tersini söylemiştir. Aslında Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin dünya düzdür demekten bir farkı yok.